Ulan abi vurulmuşsun, ev ziyareti yapıyorsun hala. İzin de vermiyor ki, tek tek keselim hesaplarını. Yuta yuta doyduk, şiştik be. Dur oğlum dur, bir tur daha atayım lan. Çok güzelmiş ha. Vallahi ha. Lan yavaş, tarlaya sokacaksın arabayı. Hasan. Heh. Efe, oğlum sen arabanla şurada oyna. Ben Hasan amcanla konuşacağım. Hayırdır? Ali Kemal, Burak'ın Zeynep yüzünden kaçıldığını bilmiyor. Burak sendeydi, tamam mı? Ne beni, ne de kardeşimi karıştır. Bak, söz vermiştin. Merak etme, merak etme. Kardeşin yedi altlar yüzünden satmam seni. Sen de çocuğunun derdindesin. Mevzu zaten çoktan sizi aştı. Annen Zeynep'i evden kovdu. Yani gidecek hiçbir yeri yok. O yüzden Zeynep'i sana gönderdim. Bir süre misafir edersin. Allah Allah! Hasan, Zeynep'in başındaki belayı bilmiyorum. Geçti mi, adamlar peşinde mi hala, gerçekten bilmiyorum. Bak, Ali Kemal'e anlatamam. Senden başka kimseye de güvenemem. O yüzden senden tek ricam, ben köşkte işleri yoluna koyana kadar kardeşime sahip çık. Efe! Hadi oğlum, okula geç kalacaksın. Ya tamam, ver bir tane koruma benim yanıma, canımı sıkma yine benim. Sen kal evinde hadi. Ali Kemal bu duruma tahammül edebiliyorsa, sen de azıcık bana tahammül edeceksin oğlum. Hadi Efe, hadi paşam. Al arabanı. Hasan, kardeşim o benim. Efe! Ne haber lan? Lan mı? Oğlum ne bakıyorsun öyle? Bak, bu Kadir abin, bu da Ferhat abin. Bunlar da benim kardeşlerim. Kardeşlerin mi? Babamın da mı kardeşliği yani? Yok, bu başka kardeşlik. Nasıl kardeşlik? Kardeşin olması için illa kan bağına gerek yok. Ben anlatacağım sana bunları. Gel hadi. Gel. Abi kullanabilecek misin? İyiyim, iyiyim, merak etme. Aslan parçası. Atla. Ha. Hadi dükkanda görüşürüz. Yemin ediyorum şunu görünce Yavuz'un ölüsünü görüyorum sanki. Atla lan. Atla, atla çabuk. En doğru olanı yaptın. Efe için yani. Hasan'ın Akça'ya bir şans vermemiz gerekiyordu. Bence her şey yoluna girecek. Hepimiz için. Hepimiz? Efe gitse bile bizim bir ailemiz var. Bir oğlumuz var. Kurtarmamız gereken bir yuvamız var. Gel Ayşe, gel. Sağ ol. Afiyet olsun. Ayşe, sence de sen her istediği zaman elini kolunu sallayarak çok rahat girmiyor mu bu eve? Bence mi? Sence? Sizce? İçeriden biri yardım ediyor olmasın? Hasan tanıdığım kadarıyla bir yere girmesi için kimsenin yardımına ihtiyacı yok gibi geldi bana. Bana da ne korumak zorunda olduğum bir ailem, ne de kurtarmak zorunda olduğum bir yuvam varmış gibi geldi. Çocuklarım hariçti. Eline sağlık, çok güzel olmuş.
Nasıl? Beğendin mi arabayı? Hı hı. Büyüyünce sen kullanırsın artık ha. Gerçi sen büyüyünce ben sana daha güzellerini alırım. Allah kaçırdığım yılları telafi etme şansı versin yeter ki. Yarın sana ne alalım şimdi? Ne istiyorsun? Yok mu oğlum istediğin bir şey? En çok ne istiyorsun onu söyle bana. Bayıma babam alacak onu. Adam hediyemize de kondu iyi mi? Ya bizim payımıza da bir şey düşüyordur illaki. Sen bir düşün. Nereden gidiyoruz babaannesi? Sağ mı sol mu düz mü kaldın öyle? Geldik geldik. Sağdan döneceksin. Dönelim bakalım. Vay be. Sen kreş deyince ben de ufak bir yer öyle hayal etmiştim. Burası bizim yurttan büyük valla. Dikkat et. Araba mı lan yoksa? Hı hı. Seni. Yalnız güzel kızmış ya, aferin sana. Merhaba. Merhaba. Yürü lan, yürü. Adacığım, nasılsın? Yarın Efe'nin doğum gününe gelecek misin? Geleceğim tabii. Hem de prenses elbisemi giyip de geleceğim. Sen gelinliğinle gel bence. Ben size iki de yüzük alayım. Adacığım, hadi siz arkadaşlarınızın yanına gidin. Hadi. Arabayı göster bakalım, hadi. Ulan sen var ya. Yakışıyorlar da yalnız ha. Evet. Beyefendi siz kimsiniz? Ne saçmalıyorsunuz? Lütfen çocukların yanında ne konuştuğunuza dikkat edin. Kusura bakmayın, amcası olur efendim. Ne kusuru ya? Ben miyim kusur? Espri yaptım kardeşim. Sen şakadan anlamaz mısın? Şakası bile hoş değil. Çocuk onlar daha. Aa. Bak, yalnız sana bir şey söyleyeyim. Bu iş olacağı varsa da olmaz ha. Tövbe yarabbim, tövbe. Kılçığa bak ya. Dua etsin Efe kızını seviyor. Yoksa ben bunu ne elime aldırdım var ya. Az bir gel konuşalım oğlum. Korkma lan, ikna edeceğiz. Bir şey kime diyorum? Canını alamıyorsak canını sıkacağız şimdilik ha. Burada. Gidecek başka yerim olmadığı için olabilir mi? O kadar haltı yersen olmaz tabii. Akça! Kızım aç kapıyı benim. Akça!
Ne bekliyorsun sen hala burada? Bekler bekler gider. Mekanın sahibi belli. Akça. Ya Akça! Akça! Kız, sen de az deli değilsin ha. İyi ettin, iyi. Bırak beklesin kapıda. Hasan gelirse, kovar nasılsa. Kız ne oldu? Öldü mü yoksa? Ha? Ne biçim konuşuyorsun ya, ağzından yel alsın. Kız ne ağlıyorsun o zaman? Niye korkutuyorsun insanı? Allah Allah! Pırlanta gibi oğlumuz var. Bir anne baba olamadık ya biz ona hala. Başımızdan bin türlü bela eksik olmuyor. Babası desen ölüyordu neredeyse. Annesi. Allah benim belamı versin ya. Bela okuma bela. Döner bulur seni. Allah Allah. Aha işte böyle. Ağlama. Ağlayıp da sevindirme şunu hadi. Tutla kendini. Kız sen ne bakıyorsun hala orada? Allah Allah, gitmiyor daha. Ben sana diyeyim bunun gözü göz değil. Kenafir gözlü. Allah Allah. Bırak lan. Oğlum kapının önünde duruyor diye adam mı alınır lan? Bu kadar mı korkuyor lan bizden? Bırak. Çağırın lan patronunuzu, o gelsin. Geldim geldim, buradayım. Evet beyler, konuşun, sizi dinliyorum. Bırak. Lan, ulan. Şş, sakin. Ben bu arada Hasan abim burada olduğunuzu biliyor mu? Azar işitmeyin lan sonra. Bırak lan, bırak. Adam gibi duracaksan bıraksınlar. Bırak lan. Lan oğlum, siz laftan anlamıyor musunuz? Bak son kez söylüyorum. Bilmeden, istemeden oldu oğlum. Kazaydı lan, kazaydı. Ama sen diyorsan yok kardeş, bizim içimiz soğumuyor. Biz bu işin illaki hesabını keseceğiz. O zaman önce abinize gidin. Çünkü o ne dediyse ben onu yaptım oğlum. Sar dedi battaniyeye sardım. Taşı dedi taşıdım. Önce gidip onunla konuşacaksınız. O eyvallah dedi. Koçum size ne oluyor lan? Hayırdır? Lan oğlum. Lan! Lan! Şimdi buradan efendi gibi çıkıp gideceksiniz. Bir daha da beni rahatsız etmeyeceksiniz. Yoksa Hasan abim kardeşinin keyfinin kaçtığını duyarsa sizin için hiç iyi olmaz. Anlaşıldı mı lan? He? Anladın mı koçum? Gönderin şunları elimden bir kaza çıkmadan. Ben bunu sana ödetirim Murat. Lan adam değilsin lan sen. İnsan kendi çocuğuna hediye alırken dertlenir mi lan? Bilirsin değil mi? Ne istiyor, neyi seviyor? Onu en çok ne mutlu eder? En fazla bütçeme uyar mı diye dertlenirsin. Uydurabilir miyim diye. Ama bilirsin yani. Efe sen gelsen mutlu olur zaten. Hediye falan beklemez. Çok önemli bir şey değil hediye. Gel yeter. Ya ne yapıyorsun? Hop! Ne olmuş ya? Şişt, ne yapıyorsun tamam oğlum? Oğlum lan tamam. Aa. Ne yapıyorsun oğlum? Niye itiyorsun arkadaşını? Olur öyle ya. Çocuk onlar. Sıkıntı yok. Olacak iş değil. Öğretmenler nerede ya? Ya tamam biraderim, senin çocuk zaten vurdu arabaya. Çok mu önemli? Yenisini alırız. Gitmesi mi gerekiyordu? Yok, aslında bu mevzuyu aralarında halletmeleri gerekiyor da sen bir gelsene benimle. Çek elini bırak. Gel gel. Ne yapıyorsunuz? Konuşacağız ya. Bırakır mısınız? Sen bir gelsene. Tamam oğlum. Hasan, Arif Bey.
Asiye Hanım, ne diyeyim bilemedim ki. Sen bunu da al, bence gidin siz buradan. Tamam oğlum, gel. Hadi. Efe, gel oğlum sen. Geç başına. Gel Efe. Ne oldu? Arabamı kırdı. Ya kurban olurum o gözünün yaşına senin. Ağlama. Ne olacak ya? Kırıldıysa ki... ben hallederim bunu. Hiçbir şey yok bunun. Bir şey olmaz. Merak etme. Çalışmaz ki bir daha. Çalışmaz olur mu ya? Niye çalışmasın? Çalışır. Ben hallederim bunu. Benim işim bu oğlum. Tamirciyim ben. Eğer halledemezsem... otururuz o zaman, birlikte alırız seninle, olur mu? Ağlama, kurban olurum o gözyaşına. Bak, araba işi bende. Sıkma sen canını. Hadi geç içeri şimdi. Hadi paşam. Ne yapıyor şimdi bunlar? Çocuğu öğretmene mi şikayet ediyor? Hadi Hasan, hadi gidelim artık. Abi. Murat. Sen gir oğlum toplantıya, ben sonra gelirim, yetişeceğim, hadi. Sen niye gerginsin bu kadar? Hasan abim Efe'nin yanında diye için için yiyor değil mi? Ya ne yapabilir oğlun Allah aşkına? En kötü ne olabilir ki? Murat, hadi oğlum. Hadi insanları bekletme, hadi. Alo. Buyurun Gülsüm Hanım. İyi günler Ali Kemal Bey. İyi günler, buyurun. Bir sorun mu var? Maalesef biraz önce ufak bir sıkıntı yaşadık. Sizin de bilginiz olsun istedim. Efe'ye bir şey mi oldu? Efe iyi, merak etmeyin. Arkadaşıyla ufak bir anlaşmazlık yaşamış. Yalnız Efe'nin amcası öğrencilerin önünde diğer velilerimizle hoş olmayan bir tartışmaya girmiş. Haklı olarak velilerimiz bu durumdan epey bir rahatsız oldu. Gülsüm Hanım, ben Efe'nin amcası adına sizden ve diğer velilerimizden özür dilerim. Bir daha tekrarlanmayacak, emin olun. Aradığınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Bak kahretsin, ben böyle bir şey olacağını biliyordum işte. Ah anne, ah. Ah anne, ah. Oğlunun aklı gitti, aklı. Kimi kimden koruyorsa artık. Birbirinizi yeni tanıyorsunuz daha. O da sen de zamanla alışacaksınız birbirinize. Vallahi ister alışsın, ister paşa gönlü bilir. Ben oğlumu alacağım. Bak sen akıllı kadınsın. Bu işin nerelere gideceğini anlamışsındır. Babasıyım lan ben o çocuğun. Şu torpidoyu açsana. Şunu aç oradan. Böyle mi açılıyor? Çevir şöyle. Ha. Silah ne yapacaksın? Silah lazım değil şimdilik. Kağıt kalem var orada. Alsana onu. Ne yapacaksın bunu? Babamla ilgili ne biliyorsan yaz oraya. Yani doğum tarihi, köyü, işte adı soyadı, ne biliyorsan. Bilmiyorum dedim ya. Ya soyadını da biliyorsundur herhalde. O kadar adamın çocuğunu karnında taşımışsın, Asiye Karasu. Hadi, hadi. Ben anlamıyorum. Ne yapacaksın sen bunları? Mezarını bulacağım. Yüzünü göremedik. Bari toprağına bakalım. Bilmiyorum ben. Soyadından mı bilmiyorsun? Ay, mezarını bilmiyorum. Ya onu ben bulacağım zaten. Ne uzattın ya? Yaz işte.
Bitti mi? Bitti. Bu kadar mı? Ne kadar olacak? İyi, buna da şükür. Ben seni bir cümleyle buldum. Bunlarla ben babamın 7 sülalesini buldum. Ölen insanın ne faydası olacak sana? Ben varım işte. Ben varım. Sen yoksun. Bak, bu adam benim için yaşıyor ama sen yoksun. Hasan, iyi misin? Sen geç otur. Ben üstümü değişip geliyorum. Bir de dükkanı kilitle. Dikkat et, içeride kimse kalmasın. Tamam. Sen çıksana bir dışarı. Çık. Çık dışarı. Hastaneye falan götürdüler mi seni? Götürdüler. Götürdüler, merak etme. İyiyim. Çok mu acıyor? Yok. Acımıyor. Daha çok acıyanlar oldu. Bu ne ki? Aklın kalmasın. İyiyim ben. Sen beni ne zaman affedeceksin? 5 senede, 10 senede ama bir şey söyle. Ben bekleyeceğim zaten. O önemli değil de bir şey söyle ya. Ben seni affetmeyeceğim Akça. Nasıl affedeyim lan ben seni? Sen anamın bana yaptığını oğluma yaptın. Nasıl affedeceğim ben seni? Ben affetsem o çocuk affetmez. Ben affetsem, bu çocuk affetmez. Ben seni affedene kadar annemi affederdim lan. Yapma böyle, ne olur. Ben hep seni seveceğim. Hep. Hiç vazgeçmeyeceğim bundan. Beceremem. Becersem öyle bir manyağım ben. Ama affetmeyeceğim. Allah aşkına git artık. Daha fazla yorma beni. Tanrım kötü kullarını, sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları, sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları, sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem.
bilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. Annem, hadi kalk. Bak kıymalı makarna yaptım sana, ha? Allah Allah. Hayırdır inşallah. Sen affetsen, ben affetmem. Hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Akça evde mi? Evde, odasında. Geç geç. Asya Hanım. Açsan, bir tabak koyayım sana. Bolognese soslu yaptım. Yok, teşekkür ederim. Ay, sen yoksa Napolitan mı isterdin? Akça. Gördün mü Hasan'ı? Kovdu beni yine. Beni affedecek olsaymış zaten önce seni affedermiş. Beni de kovdu arabadan. Efe ile beraberlerdi bugün. Gezdiler, dolaştılar. Kreşe gittiler. Hasan'la Efe. Ağlamayacaksın. Tamam mı kızım? Ağlamayacaksın, üzülmeyeceksin, dik duracaksın. O itecek, kakacak, yüzümüze bakmayacak. Yapacak bunu. Hakkıdır da biliyor musun? Onu biz bu hale getirdik. Biz toplayacağız kızım. Ay adamın babasını öldürmüş kocan. Neyi toparlayacaksın acaba sen? Ben söylemedim, babandan duydu. Babanın kafa gidik ama. Maşallah sırları ortaya dökmeye gelince eline su dökülmüyor. Eli kulağındadır. Hasan da duyar vallahi. Babasını sordu bana bugün. Adı, soyadı neydi, kaç yaşındaydı, nereliydi? Araştıracakmış. Demeseydim bir şey. Soyadını bilmiyorum diyemezdim herhalde, değil mi Akça? Ya şimdi araştırıp bulursa? Ağaç kavuğunda yetişmedi ya bu adam. Ben senin dağıttıklarını nasıl toparlayacağım şimdi Asiye Hanım? Bu adam sana mı üzülsün? Babasına mı üzülsün? Bana mı üzülsün? Oğluna mı üzülsün? Kime üzülsün şimdi bu adam? Her yerden darbe üstüne darbe yiyor zaten. Bir kere de yüzü gülsün be. Mutlu olsun bir kere şu adam. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak ne yap et Ali Kemal'i ikna et. İnat etmesin Efe'yi vermeyeceğim diye. Bir tane dalı kaldı zaten, onu da kırmayın. Hasan oğlunu alacak kızım. Sen de yanında olacaksın. Ben ölmeden Hasan'ın bir ailesi olduğunu göreceğim. Bu gözler görecek bunu. Görecek bu gözler bunu. Efe'nin doğum günü var yarın. Hasan da gelecek. Sen de gel, olur mu? Aa tabii tabii. Gelmez miyiz? Geliriz geliriz tabii. Akça kız, iyi olur değil mi? Hem Hasan'ı da gönlünü alırsın. Kız bir taşla iki kuş, ha? Yarın Efe'nin doğum günü değil ki. Ben biliyorum ya ne zaman doğurdu onu. Doğru.
Doğru kızım. Ama siz de bir araya geldiğiniz zaman kutlarsınız Efe'nin doğum gününü. Mutsuz lan. Abi çekil. Lan ne abisi, çekilsen ne yapacaksın acaba? Bir dur. Al sen de şu anahtarı. Geç eve hadi, yürü. Kaçma, kaçma. Lan oğlum. Vallahi şimdi düşüp bayılacağım acımdan ha. Abi kız hepimizi ayakta uyuttu. Sen evinin anahtarını veriyorsun. Ne yapıyorsun abi sen ya? Lan oğlum uzatmayın. Birkaç gün kalıp gidecekmiş işte. Ha bir de misafir edeceksin. Bak Kadir, zaten canım yanıyor. Bizim de canımız yanıyor. Sen yakışan abi. Doğru söylüyor abi. Sen her bize vuranı başının tacı ediyorsun. La havle ve la kuvvete. Abi yalan mı? Ha? Murat Yavuz öldürüyor. Sen affediyorsun. Bu kız yüzünden başımız belaya giriyor. Sen evini açıyorsun. Abi sen bizim canımızı yakıyorsun. Lan oğlum, kız zora düşmüş lan. Bir de ne yapayım, ben mi vurayım yerde? Yakışır mı lan bize? Ben bilmiyorum abi artık bize ne yakışır ne yakışmaz. Oğlum ben sözümün arkasındayım. Yavuz'un intikamını alacağız. Abi boş versene ya. Adam toprak olup gitti, sen hala alacağız diyorsun. Bak diyeyim ben sana. Sen yakında o Murat'ı ağa getirir oturtursun buraya. Bize de eyvallah dedirtirsin. Öyle. Neticede kardeşi. Tamam senin de işin zor. Eline kardeşinin kanı bulaşsın istemiyorsun. Tamam biz anlıyoruz. Sal abi bizi o zaman. Senin yapamadığını biz yaparız. O herifi indiririz aşağı. Senin alamadığın canı biz alırız abi biz. Sakın lan sakın. Sizi Murat'ın etrafında görmeyeceğim bak ha. Ben yapacağım oğlum ben. Öldürmeyeceğim eyvallah. Ama ölmekten beter edeceğim onu. Lan yürüyün gidin toparlanın. Yatın dinlenin halinize bak. Lan oğlum. Hepi topu bu kadarız lan işte. Bu kadar kaldık. Sizsiniz benim kardeşim. Hadi yürüyün gidin. Yarın sabahta gelirken yiyecek bir şeyler alın. Çayı ben demlerim. İşte Hasan abi ellemeyin diyor. Ne yapacağız? Öyle diyecek tabii oğlum. Onun kaybedecek çok şeyi var artık. Ölmekten beter edeceğim diyor. Yok oğlum ölmekten daha beter bir şey yok. Alacağız lan yarın Murat'ı. Onun cezasını biz keseceğiz. O nasıl Yavuz'u öldürdüyse onun da eceli biz olacağız lan biz. Yarın hediyeni görünce bayılacaksın. Şimdi görsem? Aa olmaz. Ama sana şöyle ufak bir tüyo verebilirim. Okuldaki bütün arkadaşların böyle bakacaklar hediyeni görünce. Nasıl bakacaklar? Böyle. Hanımın bahçeyi geceden boşaltacaklar. Gerçi servis onlarda demiştiniz ama biz de bir şeyler yapsa mıydık? Yok gerek yok. Ben konuştum onlarla. Her şeyi ayarlayıp gelecekler. Ama sen servis masalarının nereye konulacağını bir düşün. Çocukları alan bıraksınlar. Rahat rahat oynasın çocuklar. Doğum günü evde olmayacak. Oğluma çok güzel bir yer ayarladım. Ali Kemal bu saatte mi söylenir aşk olsun? Keşke daha önceden haber verseydin. O kadar kişiyi nasıl arayacağız? Öğretmeniyle konuştum. Yere ve saate herkese mesaj atacaklar. Hiç sorun yok merak etme. Tamam. Oğlum. Gel bak. Gel sen. Bak. Hasan'la Akça da geleceğini söylemişti ama. Haberi var. Akça'ya da sana da haber verdim. Paşam. Artık bir an önce yarın olsun değil mi? Ha? Ne var yarın? Doğum günü. Doğum günü var. Ne gelecek yarın? Hediye. Hediyeler gelecek. Hadi çık o zaman bir an önce dinlen. Hadi, hadi paşa. Hadi. Çalış lan bu sefer. Thank you.
ha. Vallahi çalıştı. Ey koçum benim be. Nasıl mutlu olacak şimdi var ya. Dur şunun üstüne takayım. Abartma diyorum. Şunlara bak. Sanki düğüne gelmişler. Be, giydirdin bana buna. Bu çiçekliği giyeydim iyiydi. İyiyiz biz böyle. Akça abla. Oo, çok yakışıklı olmuşsun. Sen de çok güzel olmuşsun. Kırmızı papyonun da çok yakışmış. Hoş geldiniz. Bu benim mi? Senin. İyi ki doğdun sen. Bak bu da senin. Hasan geldi mi? Haberi vardı mı? Ali Kemal söylemişti. Haberi var. Gelmek üzeredir. Geçin oturun şöyle. Buyurun. Kız ayrı gayrı mı var? Sizin masaya otururuz. Hasan da gelince yanımıza ilişir. Merhaba. Nasılsın? Hadi geçin. Ay koçuma bak benim. Altı olacaksın ha. Allah'ım. Sen bana bu çocuğun damatlığını da göster. İnşallah. Hadi lan. Thank you.
Abi takip ettiğimizi görmemiştir değil mi? Yok lan, görse kaçacak deli karardı. Burası çok kalabalıktır. Herifi nasıl çıkartacağız? Bekleyeceğiz oğlum. Bir yolunu bulduk mu çökeceğiz tepesine. Bak bugün bu iş bitecek. Bu son eğlencesi bu. Murat, konuşmamız gerek. Hiç sırası değil Ayşe, sonra. Burada konuşalım istersen herkesin içinde. Ne var Ayşe, ne? Söyle, ne konuşacağız? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neden görmezden geliyorsun beni? Ya Murat, biz neyiz seninle? Ben neyim? Hala, hala aynı muhabbet. Vallahi ben çok sıkıldım ya. Kızım sen kafayı mı yedin ya? Derdin bu mu senin? Bilmek zorundayım. Bana karşı ne hissediyorsun? Biz ne yaşadık seninle? Ne yaşıyoruz bilmek zorundayım. Neyiz biz? Birlikte miyiz? Sevgili miyiz? Ya yürü git Ayşe, Allah aşkına. Cevap ver bana. Hiçbir şey değiliz Ayşe, tamam. Evet, bir şeyler yaşadık ve bitti gitti. Aldın cevabını, tamam. Düş yakamdan artık, yeter. Ne yapıyorsunuz burada? Böyle önlü arkalı telaşlı telaşlı çıktınız. Ne konuşuyorsunuz? Ayşe? Anneciğim, bir şey yok. Konu kapandı zaten. Ayşe hadi sen de gir içeri. Ne oluyor Ayşe? Yazıklar olsun sana. Ayşe. Hayret bir şey ya. Aklıma gelen başıma geldi. Bizi düşürdüğün durumlar yetmedi. Şimdi bir de bununla mı uğraşacağız oğlum? Anne, hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Kafasında büyütmüş işte. Ben kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Bir problem yok yani ortada. Tabii senin için problem yok oğlum. Sen sadece problem çıkartırsın. Sonra yaptığını yapmadım dersin. Sıyrılır çıkarsın işin içinden. Arkanı toplamak da bize kalır. Yazıklar olsun sana. Allah'ım yarabbim. Sen gelmedi mi daha? Belki işi falan çıkmıştır. Çıkmıştır belki. Belki de kız kardeşin başına yeni bir bela açmıştır. Zeynep'le ne ilgisi var? Ben de onu diyorum Şule. Yani Zeynep'le Hasan'ın ne ilgisi olabilir ki? Sokakta kaldıysa kardeşi olarak bir zahmet sen yardım etseydin. Bir bitmediniz ya. Akça, Hasan'la senin aran Zeynep yüzünden bozulmadı. Sen Hasan'dan çocuğunu sakladığın için aranız bozuldu. Unuttuysan hatırlatayım. Eğer birine kızacaksan kendine kız. Onu yapıyorum zaten. Ama keşke izin verseydin de ben söyleseydim şöyle. Kocamdan intikam alacağım diye koşa koşa gelip söylemeseydin. Hem de tam ben söylerken. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne konuşuyorsunuz? Hiç. Akça yaptıklarının suçunu benim üstüme yüklüyor. Ama içinizde tek dürüst davranan bendim Hasan'a. Öyle değil mi Akça? Siz burada birbirinizi yerken oğullarınızın babaları birbirine silah çekiyor. Birbirini vuruyor. Ya? Aferin size kızım. Aferin. İkinize de aferin. Hep böyle devam edin, olur mu? Hep böyle devam edin. Dün ona söyledim, şimdi de sana söylüyorum. Ben oğullarımı, siz sevdiğiniz adamları, yani çocuklarınızın babalarını toplayacaksınız. Başka çaresi yok.
Sen şimdi kocanın yanına gideceksin. Asiye anne, Ali Kemal yüzüme bile bakmıyor. Baktıracaksın efendim. Yüzüne baktıracaksın, bir yolunu bulacaksın, baktıracaksın. Sen de Hasan'dan vazgeçmeyeceksin kızım. Anlaşıldı mı? Anne. Yok bir şey oğlum. Hasan gelmedi de onu bekliyoruz, merak ettik. Hasan gelmeyecek. Nasıl yani? Hani gelecekti, Ali Kemal öyle söylemişti. Ne dedi ki sana? İşi mi çıkmış, ne olmuş? Bilmiyorum, konuşmadım. Daha doğrusu ben Hasan'la hiç konuşmadım. Yani Hasan'ın doğum gününün burada olacağından haberi yok. Ali Kemal nasıl yaparsın oğlum bunu? Al işte. Neyi nasıl yaparım anne? Ne diyecektik bu kadar insana? Efendim babası mı diyecektik, amcası mı diyecektik? Bizim de haberimiz yoktu. Annemizin bir oğlu daha varmış mı diyecektik? Ne diyecektik? Biraz mantıklı düşünsene. Eğer çok üzüldüyseniz siz sonra Hasan'la beraber doğum gününü kutlarsınız. Oldu mu? Biraz sakin olsana. Unutmuşlardır tamam. Hoş geldiniz. İsminiz lütfen. Zeynep Akar. Hasan. Çetin. Hasan Çetin. Zeynep Hanım siz girebilirsiniz. Hasan Bey maalesef sizi alamıyoruz. Kimi almıyor lan sen içeri? Ali Kemal Bey'in özel ricası var. Sizi alamıyoruz efendim. Nereye götürüyorsunuz lan beni? Durdurun lan arabayı. Durdurun, bırakın beni. Oğlum nereye mi götürüyorsunuz lan beni? Bırakın beni. Durdurun lan arabayı. Durdurun, bırakın beni. Durdur lan. Lan. Tut lan, tut. Tut lan. İyi ki doğdun yakışıklı. Teyze. Aşkım gel bakayım. Oh teyzem benim, bakayım sana. Oh iyi ki doğmuşsun. Bak bakalım hediyeni beğenecek misin hadi. Zeynep. Abla. Ha, çağırdım beni de bu Asiye Hanım beni burada herkesin içinde koymasın. Merak etme. Kalabalığın içinde bir şey diyemez. Hadi gel şurada yiyecekler var bir şeyi. Telefon saat almışlar sana. Ben de istedim ama almadılar. Bu çok güzel. Ben de bakabilir miyim? Tamam geliyorum. Neredesin?
Tamam işte. Çık o merdivenlerden. Çık biraz daha yukarı işte. Çık, 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 çık. Ben seni göremiyorum ama. Neredesin? Ben seni görüyorum ama. Sana dön. Sana dön. Amca. Bırak şimdi amcayı, amcayı. Yerim lan amcanı. Gel. Koş, 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 koş. Oh, koçum. İyi ki doğdun. Doğum günün mü senin bugün? Bak, ben sana pasta aldım. Orman meyveli yoktu, muzlu aldım ben de. O da meyve sonuçta. Yiyelim mi? İyi. Dur yakalım o zaman. Ama burada bir tane mum var. Evet, çünkü bu bizim seninle beraber kutladığımız ilk doğum günü. Evet. Ben biraz geriden geliyorum çünkü. Üfle bakalım. Dur, dilek tuttun mu? Tuttum. Hadi üfle o zaman. Oh. Aferin sana. Pastaya dalalım mı? Dalalım. Hadi. Oh. Şunu da çıkaralım. Ana. Efe nerede? Telefonla biriyle konuştu, gitti sonra. Ben gitmedim. Nereye gitti? Dışarı. Sağ ol. Ali Kemal Bey. Bir sorun mu var? Efe. Efe yok. Sen sevdin ha bu dalma işini. Beğendin mi saatini? Hı hı, çok güzel. Güzel değil mi? Bundan sonra buradan konuşuruz. Tamam mı? Özlediğinde ararsın. Özler misin lan? Hı hı. Ha, canına kurban olayım seni. Ara. Sen hep ara beni. Dur, şu elleri de bir silelim. Silelim şu elleri de. Bak, arabanı da tamir ettim. Canavar gibi oldu. Eskisinden daha iyi oldu ha. Bundan sonra öyle abuk subuk şeyler için gözyaşını dökme. Değmez oğlum hiçbir şey için. Kurban olurum o gözyaşlarını senin. Yerine koyalım, sonra oynarsın güzel güzel. Efe. Efe. Efe nerede? Ali Kemal, Efe iyi gelecek birazdan. Buna bari müsaade et. Sen arkadaşlarınla vakit geçir ha. Çak bakalım. Efe. Hadi oğlum sen içeri geç. Hadi, hadi koş bakalım. Ne işin var senin burada? Senin bu yaptığın adamlığa sığar mı lan? Ha? Oğlumun doğum gününü benden saklıyorsun. Bana bak. Senin işi yokuşa süreceğim belli. Ama sen benimle uğraşamazsın aslanım, anladın mı? Ne yaparsın ha? Sen de benim vurursun, ne yaparsın? Keşke, keşke da burada olmaz. Bak sana değil ha. Çocuğa acıdım lan. Sonra o. Çocuğun gününü mahvedemem. Ali Kemal Bey. Polis arayayım mı? Ara lan ara. Vallahi al benden ara. Lan! Lan ne alsan? Gevşeye bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Polisi arayacakmış. Sakin ol. Polis kolik çıktılar başıma. Amca. Baba, iyi misin? Baba. Efe. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Vallahi istemeyerek oldu. İstemeyerek oldu Efe. Oh, ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Yürü lan! Oğlum niye getirdiniz lan beni buraya? Yürü lan! Niye getirdiniz beni buraya? Yürü!
Gör bak nerede Yavuz? Kalkıyor mu lan buradan? Kaza olunca kalkıyor mu buradan? Dinle bakalım, ses çıkarıyor mu hiç? Oğlum yapmayın, yalvarırım yapmayın. Ne istiyorsanız yaparım oğlum, öldürmeyin lan. Ağlama lan. Erkek ol biraz oğlum. Ölüme giderken bari erkek gibi davran lan. Anne gelecek oğlum elinize. Ha? Beni öldürünce Yavuz çıkabilecek mi buradan? Bak bana pul köpeğiniz olsun, hayatınızı kurtarırım oğlum sizin. Ne istiyorsanız yaparım diyorum. Beklesin biraz. Dua mı ediyorsun? Altına mı ediyorsun bir görelim. Son duanı et lan. Bildiğin bütün duaları oku oğlum. Bu da sana son kıyam ha. Öldüreceğim ulan, geberteceğim. Öldüreceğim. Yavuz kanın yerde kalmayacak kardeşim. Abi. Ne abi? Hasan abi ellemeyin dedi. Kafamıza göre iş yapmasak mı? Ha? Bir sakin ol abi. Abisi. Ben çok üzgünüm gerçekten. Nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Ne söylesem boş. Kusura bakmayın lütfen. Murat, neredesin oğlum? Sen nereye kayboldun? Abi, abi duyuyor musun beni? Abi, abi Kadirler kaçırdı beni, yardım et. Aa. Murat. Murat, yerini söyle bana. Murat, bana yerini söyle. Murat! Oh, ulan Hasan, ulan Hasan. Durdun durdun, şimdi mi vurdun lan kafayı? Ulan çocuğun gözünün önünde olacak iş değil daha. Ben niye çok... Hasan! Murat nerede lan? Nereden bileyim lan ben Murat nerede? Kardeşim nerede? Oğlum ne bağırıyorsun, deli misin? Ne bileyim kardeşim nerede? Oyun oynama lan benimle. Lan zorlama beni. Ne yapıyorsunuz, bırakın! Hasan ne yaptın oğlum? Oğlum nerede? Ne yaptın oğluma? Ya ben nereden bileyim? Ben de onu diyorum. Ne yapmışım ben yine be? Adamları Murat'ı kaçırmış. Ne? Abim mi kurtaracak lan seni? Ötlek herif. Nerede abin hani? Nerede? Hasan abi arıyor. Açayım mı? Abi açayım mı? He abi. Kadir, neredesiniz oğlum siz? Murat yanınızda mı? Cevap versene Kadir. Sen kardeşine hiçbir şey yapmıyorsun abi. Biz intikamını alıyoruz Yavuz'un. Biz kardeşimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Tutacağız lan sözümüzü. Bak, o söz benim boynumun borcu. Daha zamanı değil oğlum, her şeyin bir zamanı var. Getirin hadi o çocuğu buraya. Hadi Kadir. Bizim bekleyecek zamanımız kalmadı abi. Sen hakkını helal et. İstersen gel sık sonra bizim kafamıza ama biz bu işi bitireceğiz bugün. Yavuz'un kanı yerde kalmayacak. Aa bak görüyor bizi şimdi buradan. Tamam beni bekleyin, ben halledeceğim. Gelme abi, biz bunun işini bitirir geliriz. Kadir, şu kadarcık hakkım varsa üstünüzde. Beni beklersiniz oğlum. Ne diyor Hasan abi? Yapma, yapma. Yapma. Lan oğlum sakin. Bekleyelim abi. Bekleyip ne yapacağız lan? O mu öldürecek bu? Oğlum o gelse anca engel olur lan. Oğlum yalvarıyorum yapmayın. Kes lan. Yalvarıyorum yapmayın. Abi hakkı yok mu üstümüzde abinin? Bir gelsin en azından, yine vurursun. Çiğnemeyelim adamı abi. Oğlum o bizi çiğnedi lan. Bu için o bizi çiğnedi. Hayır yapma, yapma, yapma. Yapma oğlum, yapma lan, yapma. Ver abi şunu. Lan! Ver! Ver. Yapma ya! Abi! Lan çekil! Ver abi şunu. Yapma, abi ver, ver şunu. Ferhat! Abi ver! Ferhat çekil lan! Abi ver! Lan çekil bırak! Abi ver Ferhat bırak! Abi ver! Çekil oğlum! Ver abi! Ne oldu? Ne diyor? Murat'ı öldüreceklermiş. Ne? Hasan sen ikna edersin onları hadi. Söyledim lan dinlemiyorlar işte. Ne demek lan dinlemiyorlar? Yürü hadi gidelim yetişiriz belki. Ben de geliyorum. Emine.
geldi abi bak. Ailecek geldiler. Al abi bitir işini. Abi! Kadir! Murat! 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 Dur! Dur sen hala onlarda dur. Durun dedim size. Hasan! Kadir sakın! Yapma! Bekleyin burada halledeceğim ben. Hasan! Halledeceğim dedim. Oğlum! Hadi! Kadir! Yapma Hasan. Bunun için mi bekledik abi seni? Annenle kardeşini peşine tak da getir diye mi bekledik? Oğlum. Abi gelme. Yapma. Abi geri dur. Lan ne geri dur? Beni de mi vuracaksın? Ne geri dur? Al. Ben bir kardeşimi zaten toprağa verdim. Öbürlerini de hapse mi göndereyim? Yapma abi. Senin derdin biz değiliz. Senin derdin de kardeşin de bu işte. Ne? Murat iyi sakin ol. Lan saçmalama lan. Saçmalama. Benim sizden başka kimsem yok. Bir siz bir de oğlum. Yok lan başka kimsem. Siz de beni bırakıp terk edip gitmeyeceksiniz lan. Bırak dedim bu silahı. Bırak dedim. Bırak. Tamam, iyi abi. Biz senin için katil olmayalım eyvallah. Sen ne yapacaksın? Yavuz için, bizim için ne yapacaksın? Nasıl çözülecek bu mevzu abi? İşte böyle çözülüyor. Bunu da yaptım değil mi abi? Öldürüp Yavuz'un yanına gömseydin bizi keşke. Polislere satacağına canımızı alsaydın be abi. Polislerin yanına gidin siz. Sizinle sonra hesaplaşacağız. Hesaplaşırız. Siz evvela kendi yaptığınızın hesabını verin. Eğer ortada bir hesap kalırsa, kapamamış, biz gelir kapatırız. Murat Karasu, Yavuz Çiçek'i öldürmekten tutuklusun. Ne? Götürün. Ben de geliyorum. Emine. Polisi ara. Ziya yeri biliyor. Hasan. Hasan ya. Bu filmin adı Hasan. Bak bu da fragmanı. Sen izle bak. Daha yeni başlıyorum.